Tabii olayların olması, olayların bu seviyeye gelmesi en önemli konu. Olayların bu seviyeye gelmesi en önemli konu. Şimdi buraya nasıl geldik değerli arkadaşlar? Bu duruma Türk futbolu nasıl geldi? Bence üzerinde durulması gereken en önemli konu bu. Geçmişten bugüne kadar söylemlerimize bir bakalım. Bu olaylar kendi kendisine mi oluyor? Yoksa bizim söylemlerimiz çerçevesinde oluşan kamuoyu, oluşan gerilim bu olayları tetikliyor mu? Bugün Türk sporunu yöneten yetkililerin olaya buradan başlaması lazım. Evet, istenmeyen olaylar vuku bulmuştur. Her iki camiaya da ben olaylardan dolayı geçmiş olsun diyorum. Ama bu olayların giderek artan bir seviyeye gelmesi hepimizi endişelendirmektedir. Onun için sıhhatli ve adil bir çözümü bulabilmenin tek yolu olayların başlangıcından itibaren. Sadece Trabzon sahasında olan olayları kastetmiyorum. Demin de ifade ettiğim gibi bugüne nasıl geldik? Bugüne hangi söylemlerimiz bizi bugüne taşıdı? Buna bakmak lazım. Dileğim bu tip olayların artık gündemimizden kalkması, demin de ifade ettiğim gibi bu olayların bir milat olması ve adilane bir şekilde olaylarla ilgili kişilerin veya kurumların, kişilerin cezalandırılması ama adil bir araştırmanın yapılması, dediğim gibi sadece olayları güncel seviyede değerlendirmek yerine bu olaylara gelişimizi, nelerin sebep olduğunu, bu gerilimi neyin artırdığını inceleyerek bu olayların önüne geçilmesinden yanayım. Şimdi önümüzdeki günlerde Kulüpler Vakfı'nda bir toplantı olacaktır diye düşünüyorum. Tabii burada sadece kulüplerin değil, bu Türk sporunu yöneten özellikle Türkiye Futbol Federasyonu'nun ihmali var mı yok mu? Bazı önlemleri almada geç mi kalındı yahut da kalınmadı mı? Bunların incelemesini yapacağız. Şimdi bugünkü olayları yani bugün içinde bulunduğumuz olayların değerlendirmesini yaparken artık bunu bu gerilimi, bu gerginliği daha üst seviyeye taşıyacak söylemlerden kaçınmamız lazım. Onun için ben bugün bu gerginliği tırmandıracak bir söylem içinde Galatasaray olarak hiçbir zaman artık olmayacağız. Burada demin de üzerine basa basa ifade etmek istediğim konu şu. Artık bizlere daha büyük görev düşüyor. Ne söylediğimize, ağzımızdan çıkana çok daha dikkat etmemiz gerektiğini, bir ihtiyaç olduğunu hissediyorum. Onun için konuyla ilgili, Türkiye Futbol Federasyonu ile ilgili önümüzdeki günlerde Kulüpler Birliği hakkında yapılacak görüşmeler, orada oluşacak kanaat, görüş çok önemli. Diğer arkadaşlarımın da ne düşündüğü önemli. Onun için bu soruyu bu şekilde cevaplamak istiyorum. Şimdi Kulüpler Birliği Vakfı kuruluş amacı vakfa üye olan Süper Lig takımlarının başkanlarının bir araya geldiği ve görüşlerini paylaştığı ve federasyonla Türkiye Futbol Federasyonu'na olan ilişkilerin bu seviyede yürütülmesi için kurulmuş bir vakıf. Bunun amacı Türk sporunun, Türk futbolunun marka değerini mümkün olduğu kadar yukarı çekmek ve
Avrupa'daki ve dünyadaki futbol müsabakalarında Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek üzere istişare eden bir kurum. Kurum görüşleri oluştuktan sonra da Türkiye Futbol Federasyonu ile görüşlerini Türkiye Futbol Federasyonu'na iletir ve onunla yapılan yani federasyonla yapılan görüşmeler ve istişare sonucunda da Türk futbolu için en faydalı olan kararların alınmasında destek verir. Dolayısıyla önümüzdeki günlerde de biz bu kabil bir toplantı olacağını düşünüyorum. Bu toplantının neticesinde de burada oluşan görüşü Türkiye Futbol Federasyonu'na ileteceğiz. Tabii karar verici Türkiye Futbol Federasyonu. Vakıf sadece oluşan görüşlerini oraya iletmekle yetiniyor. Ve Türkiye Futbol Federasyonu faaliyetlerinde de Türkiye Futbol Federasyonu'na destek olmak amacıyla gereken çalışmaları yapıyor. Yani soruya vereceğim cevap bu kadar yani. Konu aslında biraz şöyle, biliyorsunuz bizim gibi markalar, yani uluslararası teknoloji markaları dönem dönem sponsorluk çalışmaları yapıyor. Mesela Formula'da yıllarca biz Aston Martin'i destekledik. Aynı şekilde yüzmede ve farklı spor, kriket dahil böyle değişik, dünyanın değişik alanlarında markaları destekledik. Ama Galatasaray'la yaptığımız anlaşmanın şöyle bir özelliği var. Bu sadece finansal olarak bir destek anlaşması değil. Biz bizzat Galatasaray Sportif AŞ'nin dijital dönüşüm projesini yapıyor olacağız. Yani birlikte bütün operasyonu, dijital dönüşüm kurumsal kaynak planlama süreçlerin, verimliliğin, operasyonun yönetimi konusunda tahminin bir yıl sürecek bir proje bu. Dolayısıyla sadece hani finansal bir destek ya da bir şey anlaşma değil, aynı zamanda birlikte bu çalışmayı yapacağız. Dolayısıyla bundan sonra da bu yolculukta birlikte hareket ediyor olacağız. Bu açıdan önemli. Tekrar hayırlı olsun. İnşallah başarılı bir işbirliği. İnşallah. Sergileyeceğiz.